Turgay Güler Henüz savaş bitmedi. Hicretin üçüncü yılıydı. Müşrikler Bedir Savaşı'nda bozguna uğramışlardı. Çok kayıp vermişlerdi. Kalanların bir kısmı da kaçmayı başarmıştı. Yenilgi onlara çok ağır gelmişti. Öfkeleri bir türlü dinmiyor, intikam duyguları giderek kabarıyordu. Tek tesellileri, kurtarmayı başardıkları ticaret kervanlarıydı. Mallar satıldı, Hissedarlara sadece sermayeleri verildi. Elde edilen kârla hemen savaş hazırlıklarına başlandı. İntikam ateşiyle yanıp tutuşuyorlardı. Amcası Abbas'ın gönderdiği mektupla müşriklerin hazırlığından haberdar olan Hazreti Peygamber hemen savaş hazırlıklarını başlatmış, gördüğü bir rüya üzerine de stratejisini belirlemişti. Lakin Bedir'de yer almayan ve şehit olmak için can atan genç Müslümanlar Hazreti Peygamber'in müşrikleri şehirde karşılayalım stratejisini benimsemediler. Savaşı Uhud Dağı eteklerinde yapmayı arzuladılar. Yoğun istişarelerin ardından Hazreti Peygamber bu arzuyu kabul etti ve o gün gelip çattı. Hazreti Peygamber ordusuna savaş düzeni aldırdı. Bu arada stratejik önemi bulunan Aynen Tepesi'ne de 50 okçu yerleştirdi ve sıkı sıkı tembihledi. Bize yönelecek atlıları ok yağmuruna tutun. Arkamızdan dolanmalarını önleyin, düşmanı yendiğimizi görseniz bile sakın yerinizden ayrılmayın dedi. Nihayet savaş başladı. Göğüs göğüse mücadelede müşrikler ağır kayıplar verdi. Çok geçmeden de kaçmaya başladılar. Bunun üzerine okçular Hazreti Peygamber'in emrini unutup tuttukları tepeleri terk ettiler. Ve bu nedenle savaş kaybedildi. Buna da en çok Yahudiler sevindi. Şüphesiz o okçular o tepeyi terk etmeyeceklerdi. Emre itaatsizlikte bulunmayacaklardı. Bu hadisenin Müslümanlar açısından günümüze bakan tarafı sanırım çok açık. Mesaj çok net. Tepeleri terk edersen kaybedersin. Komutan tamam demeden savaşı kazandık diyemezsin. Zira savaş henüz bitmedi ve devam ediyor. Paralel yapıyla mücadele. Herkes her yerde konuşuyor hem de bilgisiyle belgesiyle. Nedir o? Halanca belediye hala paralel şirketlerle çalışıyor. Onlara ihale vermeye devam ediyor. AK Parti teşkilatlarındaki paralel yöneticiler hala görevlerinde. Mid tırlarına operasyon çekenlerin için hala dokunulmadı. Şu 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 bakanlıklardaki paralel bürokratlar nasıl olur da atılmaz? Paralel yapıyla mücadelede bir bakan imzasıyla çok şey yapabilecekken bu bakanlar için kılını kıpırdatmaz. Liste daha da uzatılabilir. Sanırım MIT'te bunun belgesi de bilgisi de vardır. Kanımca rapor olarak gerekli yerlere de iletilmiştir. Turgay Güler, Akşam